Merhaba arkadaşlar. Masal ve destanlarımız seçmeli dersi birinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Kel olan ve altın bülbül masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde deve tellal iken horozlar berber iken bir padişah varmış. Bu padişah her tarafı camdan bir cami yaptırmış. Bir cuma günü namazdan çıkarken eli yüzü pak ak sakallı bir ihtiyar görmüş. İhtiyar padişaha demiş ki Padişah, eğer kaftanın ardındaki altın bülbülü getirir, caminin bitişiğine koyarsan eserin tamamlanır demiş ve gözden kaybolmuş. Padişah günden güne üzülmüş. Bir gün çocuklarına demiş ki: "Evlatlarım, kaftanın ardındaki altın bülbülü nasıl getireceğimi düşünüyorum." Çocukların hepsi birazdan babalarına söz vermişler. Atlarına binip yola düşmüşler. Gel zaman git zaman bir pınarın başına varmışlar. Yemişler, içmişler, tekrar yola koyulmuşlar. Giderken önlerine üç yol gözükmüş. Büyük olan haykırmış. Ben birinciden gideceğim. Ortancası ben ikinciden gideceğim. Küçük oğlanı da bataklık yolu düştü deyip birbirinden ayrılmışlar. Büyük oğlanla ortancası giderken yolları birleşmiş ve bir şehre varmışlar. Paraları kalmayınca da biri hancıya biri de lokantacıya çırak olmuşlar. Biz gelelim küçük oğlana. Küçük oğlan bin bir zorluk içinde yoluna devam etmiş. Çalı ve çırpılardan geçerken eli yüzü kan içinde kalmış. Nihayet bir pınara varmış. Pınarın başında eli yüzü nurlu ak sakallı bir ihtiyar görmüş. Selamlaşmışlar. Suyunu içtikten sonra nereye gittiğini, niçin gittiğini anlatmış. İhtiyar çocuğu yolundan çevirmek istemiş. Oğlan, ben babama söz verdim. Ölmek var, dönmek yok. İhtiyar oğlanın sırtını üç defa sıvazlamış. Çocuk yine ıssız çöllere düşmüş. Açlıktan, susuzluktan bitkin bir hale gelmiş. Yedi canlı devin sarayına varmış. Devi öldürerek saraydaki peri kızı ile tanışmış. Oradan yoluna tekrar devam etmiş. Gide gide sekiz canlı devin sarayına varmış. Bu devi de öldürerek oradaki peri kızı ile tanışmış. Kız onun nereye gittiğini sormuş. O da altın bülbüle diye cevap vermiş. Kız buraya nasıl gidileceğini, dokuz canlı devden nasıl korunacağını anlatmış. Çocuk tekrar yola koyulmuş ve dokuz canlı devi de haklamış. Fakat devin sarayında hangi odaya dalacağını şaşırmış. Çünkü 99 odası varmış. Sarayda bir kedinin işareti üzerine altın bülbülü alarak yola koyulmuş ve önce rastladığı ihtiyarın yanına gelmiş. Saraydan getirdiği eşyaları ihtiyarın yanına bırakarak kardeşlerini aramak üzere yeniden yola devam etmiş. Şehrin birinde kardeşlerini bularak onların her birine birer at almış. İhtiyarın yanına giderek altın bülbülü almışlar. Eve gelirlerken ağabeyleri kıskandıklarından küçük kardeşlerini suya atmışlar. Fakat altın bülbül babalarının yanında bir defacık olsun ötmemiş. Suya atılan kardeşleri ölmemiş. Sırıl sıklam gide gide bir çobana rastlamış. Bir altın vererek bir koyun almış. Koyunun işkembesini başına geçirmiş. Olmuş tam bir kele olan. Gide gide bir kasabaya varmış. Bir hancıya çırak olmuş. Han sahibi bir gün öyle hasta olmuş ki kasabanın tabipler hiçbir çare bulamamış. Bir aksakalı ihtiyar filan padişahın camiinden bir yudum su getirirsen efendin iyi olur demiş. Küçük olan koşarak o camiye varmış. Buradaki altın bülbül başlamış ötmeye. Bu olayı padişaha müjdelemişler. Padişah bütün halkı geçirmiş ötmemiş. olan gelince yine ötmüş. O zaman başındaki işkembeyi çıkararak babasına kendisini tanıtmış. Ertesi gün çayra 40 çadır kurdurmuş. Altın bülbülü küçük oğlanı getirdiğini anlamış. Diğer oğullarını saraydan kovmuş. Şimdi sorularımızı yukarıdaki metne göre cevaplayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz Keloğlan babasından gelen görevi yerine getirmek için hangi zorluklarla karşılaşır? Eğer yukarıdaki metni okurken dikkat ettiyseniz ki siz de videoyu başa sararak tekrar okuyabilirsiniz. Açlık çekiyor, susuzluk çekiyor, nice bataklıklardan geçiyor, çamur deryasından geçiyor, devlerle savaşıyor. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Ben şu şekilde yazdım. Siz de metnin içinden alıntılar yaparak yazabilirsiniz arkadaşlar. Kel olan zorlu bir yolculuk yapar. Yol boyunca açlık, susuzluk, yorgunluk ve tehlikelerle karşılaşır. Ayrıca devlerle savaşmak zorunda kalır. İkinci sorumuz masalın kahramanları kimlerdir? Öncelikle baş kahramanımız tabii ki kel olan yani kralın küçük oğlu. Sonra kralın diğer oğulları, kralın kendisi, yaşlı adam, peri kızları ve devlerdir arkadaşlar. Bir de e, lokantacı falan hani hatırlarsak çocukların çalıştığı yerdeki insanlar bunları yazabiliriz arkadaşlar. Masalın kahramanları Kelo olan padişah, padişahın üç oğlu ve masal boyunca karşılaştığı devler peri kızları ve ihtiyarları yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Kel olan özellikleri nelerdir? Yukarıdaki metinde dikkat edersek babasına verdiği sözü yerine getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda cesur, dürüst ve çok çalışkan arkadaşlar. Kel olan dürüst, çalışkan ve cesur bir çocuktur. Babasına verdiği sözü tutmak için zorlu bir yolculuğa çıkar ve sonunda amacına ulaşır şeklinde yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Küçük oğlanın karşılaştığı, ihtiyarın ona verdiği sıvazlamaların anlamı nedir? Arkadaşlar bu bizim halkımızda da çok var. Bir insanın yanına gelip sırtını sıvazladığımızda onu koruyacağız anlamına geliyor. Ve ona destek olmak anlamına geliyor. Şu şekilde yazabiliriz. İhtiyar küçük oğlanın koruma ve yardım etme niyetini belirtmiştir. Beşinci soru. Küçük oğlan kaç canlı devi öldürmüştür? Yukarıdaki metinde dikkat edersek 8 canlı devi öldürmüştür arkadaşlar. Altıncı sorumuz altın bülbül bulmak için sarayda karşılaştığı zorluk nedir? Hatırlarsak sarayın 99 odası vardı arkadaşlar. Hangisine gireceğini bulamamıştı. Sarayda 99 odası olduğu için hangi odaya gireceğini bilememesi zorluk yaşatmıştır. 7. Altın bülbülü bulmak konusunda küçük oğlana yardım eden kimdir? Peri kızlara yardım etmişti arkadaşlar. Peri kızları altın bülbülü bulma konusunda küçük oğlana yardım etmişlerdir şeklinde yazabilirsiniz. Hikayede kardeşler arasında yaşanan rekabet ve kıskançlık gerçek hayatta aile ilişkilerini nasıl etkileyebilir? Arkadaşlar rekabet ve kıskançlık aile ilişkilerini hikayemizde de olduğu gibi olumsuz etkiler ve aralarında bir e, küslük olabilir, düşmanlık yaratabilir, zamanla aile ilişkilerinin kopmasına neden olabilir. Bu sadece aile içinde değil arkadaşlarımız arasında da olumsuz olur arkadaşlar. Bu yüzden de günlük hayatımızda da çok fazla kıskançlık işlerine girmemek en iyisi. Çünkü arkadaşlıklarımızı olumsuz etkiler. Şu şekilde yazabiliriz. Gerçek hayatta kardeşler arasındaki rekabet ve kıskançlık aile ilişkilerini zedeleyebilir. Bu durum kardeşler arasında güvensizlik ve anlaşmazlığa sebep olabilir. 9. soru. Kelo olan masalı bize ne gibi hayat dersleri verir? Öncelikle dürüstlük arkadaşlar, daha sonrasında çalışkanlık, cesaret ve aynı zamanda da pes etmeme gibi dersler veriyor arkadaşlar. Şu şekilde yazabiliriz. Kelo olanın hikayesi bize dürüstlüğün, çalışkanlığın ve cesaretin önemini öğretir. Ayrıca bize asla pes etmememiz gerektiğini öğütler. 10. sorumuz Keloğlan'ın başına gelenlere rağmen neden pes etmemiştir? Arkadaşlar çünkü dürüst bir çocuk, çalışkan bir çocuk ve babasına verdiği sözü yerine getirmeye çalışıyor. Bunun içinde asla pes etmiyor. Çok çalışıyor ve en sonunda da başarıyor arkadaşlar. Şu şekilde yazabiliriz. Keloğlan babasına verdiği sözü tutmak için pes etmez. O dürüst, çalışkan ve cesur bir çocuktur. Bu özellikleri sayesinde zorluklara rağmen amacına ulaşır. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.